Hmm. Aa, Yayını açtım ben. Abone sayısı çok tatsız. Şu an Yayın yayında açtım. mısın? Girdin mi? Şu anda. bana geri sekmesin bak. Sekmez şu anda açtım yayını yani. Okey. Arkadaşlar Günan'a gönderiyorum sizi. Orada görüşürüz. Ee, bu hikayedeki gö ben miyim'i daha önce dinlemeyen varsa raid'i terk etmesin çünkü hmm. boncuk gibi şey. Hadi. Go. Hmm, Raid değil miydi lan? <laughs> ne yapıyorduk? Ben raid baya Pardon yanlış, -slash yanlış raid, şey aldım. Slash raid. Slash raid. Arayüzden de yapılıyor. Yanlış şey. yaptım. Aman hostla boş boşver. Aynı şey. Hostlasan yok, yok, da aynı raid şey. Diyorum, raid diyorum. Yok. Oh. Herkes tutundu ha. Aferin. Evet baya sert bir başlangıç oldu. <laughs> birden ya. bire güzel, Abi... güzel, oldu güzel. Evet birden bire 600 kişi bam diye geldi şu anda. Evet. <laughs> Normalde bir 15 dakika falan şey yapıyoruz ya boş yapıyoruz ya insanlar kaçırmasın diye. Şimdi hazırda Turgut'ta oldukları için bam diye geldiler. Evet nasılsınız nasılsınız arkadaşlar ben dünden dolayı inanılmaz yorgunum. Be evet sesin yorgun geliyor. Evet evet ben dünden dolayı aşırı yorgunum. Niyeyse 5 saat civilization sana da onu anlatıyordum mikrofonum gitti. 5 Allah saat... Divinity yor şey sivil... Orada niye yordu abi? Bilmiyorum abi. Ee, beynimi çok fazla kullandığım için galiba. Yani Divinity'de genelde çünkü şuna vur buna vur diyorsunuz ve ben bunu %20 e efektiflikle yapıyorum ya. Yani. <laughs> ya da beynini genel olarak kullanmadığın için kullanınca... Evet e evet. olabilir mi abi? Evet evet. Yani genel olarak Divinity'de de çok fazla kullanmam gerektiriyor. Çünkü şunu yap bunu yap diyorsunuz yani. Ben de, ben de genelde tavuğa dönüştürüyorum. Ama burada gerçekten düşünmem <laughs> gerekti. Burada ciddi, tavuk ciddi. yaparsın. Evet abi ciddi ciddi düşünmemi gerektiren işlerde ben çok yoruluyorum yani. Oğlum disco da öyle. Benim kafam yandı yani disco oynayacağım diye. Disco Elysium çok iyi gerçekten de ya. Evet abi. Ama biliyorsun değil mi Türkiye'deki Disco Elysium'un bayiliği hmm. Turgut Uç'tadır. Evet, evet. Evet. Bu konuda bu, bu konuda ne yapmayacak. diyorsun Turgut Uç? Artık yorum yapmıyorum abi. Ne haliniz varsa görün. <laughs> Yo ben ben tamamen bu konuda senin tarafındanım. Allah'ınızdan bulun. Yani ben aylarca uğraştım. Artık bıraktım abi uğraşmayı. Ben bir yorum yapmadım oğlum. Sen işte söylüyordun. Yani, Sonra Tunguraydı, Ben de oynadım. <laughs> Bize niye kızıyorsun yani, lan göt? Aylarca Disco övüyorum diye benimle dalga geçen Sungur garip bir şekilde oyunun şey oldu birden. Elçisi oldu. E, öyle olsun. Bir şey demiyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi iki haftadır programı yapmıyorduk. Bugün gerçekten de artık korona ile birlikte her şeyin çok kötü bir noktaya gittiği bir programdayız. Yani diğer programlara kıyasla çok korkunç hikayeler var. E, genelde din ve seksin iç içe girdiği hikayeler var. Fena yani. Civilization oynayan gençler birbirine girdi falan öyle şeyler var mı? Olabilir olabilir ama e, oldukça kötü bir toplum olarak insanoğlu olarak kötü bir yere gidiyoruz yani. E, i̇nsan bok gibi bir şey değil mi oğlum zaten? İnsan bok gibi bir şey gerçekten. Ayinli mayinli şeyler evet. Bununla birlikte açılışımı Keçin yapıyorum. Keçili var mı abi? Keçili yok ama olabilir. Yani bu saatten sonra gelip de biz arkadaşlarla birlikte keçi şey yapmaya karar verdik. Göt mis falan gibi şeyler de çıkabilir yani. Sen düzgün açılışını bir yapar mısın önce? Yapayım. Dünyada göttükler böyle oluyor ve yargıçlarımız... Çünkü YouTube'a buraları kesmeyecek misin? Yok kesmeyecek Yo. kesinlikle. Yok kesinlikle kesmeyecek. Keçi kesmiyor. koyun sütü karışık güzel olur peynir. <laughs> evet şu anda bir drop'umuz var neden bilmiyorum ama sesli yayın yaptığımız için büyük ihtimalle drop sizi çok etkilemeyecektir diye düşünüyorum sevgili izleyenler. 160 p alın arkadaşlar. Evet. Bununla Sen birlikte... de 1000 ver. Zaten sesli yayın yapıyoruz. Sen bunu 3000-4000 veriyorsan ne gerek var abi? 1000 bitrate var, Drop yeme. Ses ee, hiç şey yapmıyor değil mi? Düşük Yok etkilemez ya. oğlum. Tamam. Yok sesler. Tamam. Şöyle ben de şeyime çektim. O zaman şimdi klasik ha. açılışımızı yapıyoruz. Ben de çektim. Dünya üzerinde gün geçen gün. dün Gün geçtikçe. Dünya üzerinde. Bir dakika. Dünya üzerinde gün geçtikçe götlüklerin sayısı logaritmik bir şekilde artıyor. Komşularımız, en yakın dostlarımız bile götlük yapabilir. Hepimiz götlüklerin kurbanı olabiliriz. Gerçekten de çok korkunç. Koronayla birlikte insanlar sevişmedikçe bir ırk olarak kafayı yiyoruz ama kafayı yiyenler hangi ırk bu da göt programlarında çok tartışılan bir şeydir ve genelde hiçbir cevabı bulunamaz yanımda iki tane göt yargıcı var bunlar Orta Doğu Balkanlar ve Orta Asya'da bu konularda oldukça ihtisas yapmış insanlar biri Tan Can Fümen biri ise Turgut Uç buyurun efendim ben teşekkürler sevgili beyin, evet. göt moderatörümüz nasılsınız iyiyiz bu, İyiyiz, iyiyiz ya ben bomba yiyeyim. Hayatı sorguluyorum Discord'a. Niye bomba mi? gibisin ya? Bilmem iyiyim yani. Patlama yazarım ee, gibi mi? Yo da patladım yani sıkıntı yok. rahatım. Geçen gün yayında bir şaka yaptım. Sonra şakama kendim çok güldüm. Bize de mi yapacağım? Bu şakamı sizinle paylaşmak istiyorum. Hadi paylaş. Tamam. Hadi patlayalım. Allah Allah. Yahudi birine. Yahudi birisi. Sinirlendiği zaman ona ne de dememek gerekir. CHP'li. Ay. Kesin çok Sen güzel. Sen de hemen köprüyorsun ha. Kesin kesin çok güzel bir kelime oyunu var da. Yaptım işte. Yo anne. Ha. Aa. <laughs> bir daha sonra ben hiç anlamadım. <laughs> Abi ikinciye söylersem tadımız kaçmasın. Sen de hemen köpürüyorsun ha. <laughs> Anladın evet. mı? Çünkü yani evet. <laughs> Allah kahretsin ha. gerçekten de. Evet. Ha Tamam şimdi anladım. Şimdi buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Bununla birlikte. Geren gerdini arıyorum o zaman. <laughs> evet evet. Ee, hemen ara hemen seni şey yapsın. Bu şaklabanı tanıyın desin. Şimdi burada bir duyuru <laughs> yapmak istiyorum. Sevgili dostlar. E, Göt ile ilgili çok fazla hikaye gönderiyorsunuz. E ...aman efendim ben eski kız arkadaşım aldattım... ...şöyle yaptım böyle yaptım falan diye. Ve açıkçası bu hikayede ilgi çekici değil. <gülüyor> yani... <gülüyor> yani açıkçası... ...sevgilinizi aldatmanız ya da sevgilinizle ilgili... ...aldatma mesajı bulmanız veya benzer şeyler... ...kesinlikle. Yani çünkü Ayita Reddit'inde... ...o kadar ilgi çekici şeyler yazıyorlar ki... ...ben programı hazırlamadan önce... ...açıp bakıyorum. Ve yani diyorum ki... <laughs> Bunun yani bu normal insanlık artık bu götlük değil diyorum. O yüzden gerçekten ilgi çekici şeyler yazarsanız hala programda yer alabilirsiniz Ama, Ama böyle deyince de işte e, uyduracaklar abi. Uydursunlar abi. Bence çünkü. Uydurmasınlar. Çünkü Uydurmasınlar. ben hayır hayır. Çünkü bence uydurmadan gönderdik. Bence bu uydurdukların e, sıkıcı olanlar çoğaz, da. göndermesinler abi. Sıkıcı olanlar da bence uyduruk çünkü de o yüzden. Yani bence onları da uyduruyorlar. Ya da göndermeyin. Ya da gerçekten götünüzü yollayın ya da bilmiyorum gerçekten. Ne? <laughs> Gerçekten <laughs> açın gönderin yani bilmiyorum. Evet bugün 5 tane yine birbirinden berbat hikayemiz var başlıklarını okuyacağım ve siz de bunları seçeceksiniz hazır mısınız? Tamam, hazır hazırım. mısınız? Hazır. Evet. Turgut sen sesin kes kesiliyor. Evet ya ben demin şakayı da tam duyamadım ondan. Hmm, Hazırız reis, bilmiyorum. Şu anda kesiliyor muyum hala? Tamam, evet, şu anda kesilmiyorsun. Evet. Yani ye yem yeşilim, bilmiyorum. Daha ne yapmam lazım arkadaşlar? Vallahi yem yeşilim. Okey. Mormonlar, Mormonlar ve Dil dolar. Oğlum ve yemekleri. Gay geli ve çocuklu. Evli ve gruplu. Pış, Oo. Şeker babam, süper babam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ve transatlantik isminde 5 tane hani. Oğlum sanki 6 oldu lan <laughs> Yok 1 2 3 4 5 Aa 6 olmuş 6 altı tane var altı arkadaşlar 5 tane 5 tane seçeceğiz ama Niye Bilmem <laughs> güzel oluyor böyle birisini eleme gibi oluyor Bilmiyorum hepsini de yapabiliriz duruma göre saate göre bakayım. Oğlum e, ikincisi çok boklandı Neydi hangi bir daha söyle. Oğlum o, ve Yemeklerim. E, yemekler. Onu ellerim eğer öyle olursa yani. <laughs> o da çok. Ya da ilk onunla başlayalım. <laughs> o da Zil çok olmuş. ilginç bir hikaye ya. Biz öncelikle finali seçeceğiz. Evet. Ben bir şey söyleyeceğim yani grup çok müsait, Şeker Baba da çok müsait. Abi ben Şeker Baba'ya çok inandım ilk duyduğum anda. Sen ne diyorsun? Bu arada bu arada transfer yani. Bu arada 6 olsun diyorlar. 2 hafta yapmanız diyorlar. Haklılar altı olsun tamam. O zaman. Ee, şeker, şeker, babayı baba. final mi yapıyoruz? Aynen bence öyle yapalım. Tamam şeker baba final. Bunu sorma bize durduk yeri. Final şeker baba. Tamam. Final. Tamam. İlk kim seçiyor o zaman? Gün, e, Tancan. Oğlumu ver ya. O slow chill bir giriş yapalım. Oğlum ve yemekler. Evet yeni Türk filmi <laughs> adı girmiş <laughs> Ya yazık. Tamam <laughs> okuyorum. 16 yaşındaki oğlum yemek yapmaya sardı. Gerçekten çok severek yapıyor ve bazı yaptığı şeyler harika görünüyor. Yaptığı yemeklere çok komik isimler buluyor. Yaptığı şeylerin fotoğrafını koyduğu bir Instagram hesabı açtı. Kendisini gerçekten çok iyi bir aşçı sanıyor. Ben de onun bu ilgisini desteklemek için yaptığı her şeyi iş yerime götürdüğünü ve götürdüğümü ve iş arkadaşlarımla yediğimi söylüyorum. Ama çöpe atıyordum. Gerçek oh. gerçek şu ki evden çıkar çıkmaz yaptığı her şeyi çöpe atıyor. <laughs> Baba mıydı bu anne miydi kaçırmış baba mı? <Gülüyor> baba. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam. Baba olduğunu şeyden biliyoruz. Bir yerde beni niye anne sanıyorsunuz ki ben yemek yapmayı bilmiyorum diye notu atmış çünkü o yüzden ekstra ha, bilgi vermiş. Ha de yapmış yani güzel. <laughs> evet ekstra, onu onu buraya katmadım ama e, hikayelere ekstra bilgi vermişti. E, gerçek şu ki evden çıkar çıkmaz yaptığı her şey çöpe atıyorum. Çünkü iğrenç şeyler yapıyor. Bir keresinde e, moralim bozuk diye duygusal destek kahve keki olarak isimlendirdiği bir şey yaptı. Kahveli kekin içine guacamole ezmiş sadece. Bunu farklı bir yemek sanıyor gariban. Böyle demiş bu arada. Bir şey söylemiyorum çünkü <laughs> yemek yaptıktan sonra mutfağı temizliyor ve bize iş çıkartmıyor. Ben göt müyüm? Hayır değilsin. Kıyamam. Yani seksislik yaptığı kısımdan dolayı bir götlük gelmiş sonra o açıklamayı keşke hiç yapmasaymış da. <laughs> Hayır abi kimse kötü yemek yemek zorunda kalmamalı bu hayatta ya. Peki ama diyelim böyle bir tane e, şey gerçekten de çocuğunuz var geliyor. Babu babo sana yemek yaptım bak işte bilmem ne diyor. E, yani bilmiyorum ki. Bence göt ben, ben kötü yapıyorsun iyi yapabilirsin şöyle yaptım. Evet gerçeği söylesin yardımcı olsun daha iyisi için. İyi de yani çocuk bunu kimseyle paylaşmıyor ki babası dışında. Instagram'dan da sadece görüntüsünü görüyorsun. Görüntüsü iyi olduğu sürece ama iyi Gerizlik yemek yaptığını düşünüyormuş ki. işte çocuk. böyle babam çok beğeniyor yemeklerimi. iş yerine getiriyor. Ben iyi yemek yapıyorum diye düşünüyormuş. Tamam yani nasılsın? Yani, üzülsün mü? Niye çocuğu üzüyorsunuz abi? Valla bana şimdi dese ki chat izleyicilerim. Bunu Michael diye. Jordan ve Space Jam gibi düşün. Su içiriyor çocuğa. Düşün <laughs> şöyle düşün. İzleyicilerin gelip sana devamlı şey diyor. Abi süper yayın yapıyorsun. Mükemmel yayın yapıyorsun. Yapmıyor da... muyum? Şerefsiz ne demek istiyorsun? <laughs> 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 Ama bir yandan bok gibi en yapıyorsun. Şimdi böyle yapsalar iyi mi yani? Hoşuna gider mi? Yalan bir mutluluk. Var E ne diyorsun? Evet hoşuma gider abi. Kötü yapıyorsun deseler daha kötü olurum. <laughs> Allah Allah. Cidden bir daha bak. çocuğunun daha iyisini yapmasını istemez misin? Ben isterim ya. Düzgün yemek yapsın yiyelim bir işe yarasın. Doğurmuşuz Yani Bence ço bence çocuğunun iyi yemek yapmasını gerçekten umursamıyor. Evet, Umurunda evet. değil yani bence. Evet. O yüzden şey yapmıyor yani takmıyor. Bu e, işiyle kariyeriyle ilgili bir şey olsa neyse de bir hobisi olduğu için aman diyor. Ve kıymet verdiği için de e, bozmuyor. E, ya bunu götlük olarak algılayamazsın abi. bak Başka bir şey olarak algılayabilirsin ama bu, götlük değil ki bu. Ya daha genişine bakmak lazım. Her şeyi böyle yapıyorsa daha büyük göt. Bence yine göt ama. Oğlum iki gün sonra bunu yapan başka şey de yapar. <laughs> Baba işte resim yaptım. ya çok iyi evladım falan der. İşte aslında... gidiyor, kovulur falan. Sen en iyisisin, kovuldur ama hiç merak etme. Oğlum bu biraz da damak iyi. zevki. Yani belki adamın damak zevki kötü. Belki çocuk hakikaten güzel yemek yapıyor. Guacamole'li kek. Evet. Yani evet. Yani... Yani çocuk tadına bakıyor ve belki beğeniyor abi yaptığı yemeği. Çok lezzetli ya, diyor. Kendisi yemeklerin tadına bakmıyormuş bu arada. Böyle bir not da verilmiş. Yani şey şu anlamda. Kendisi diyor yediği yemekleri tadılamak <laughs> mı? Çünkü zaten kuş kadar yemek yiyen birisi ve işte hep, başkalarına yapıyor yemekleri diye. Ben abi yemek öyle bir şey değil bence. Çocuk göt diyen var. Çocuk ne göt var <laughs> <yaptım bana> ya. <laughs> Bab babasının oğluyla ilgili bence sıkıntıları var ya. Hiç geldi bana. Kuş bilmiyorum ya. Bilmiyorum ne? Bu ne, ne biçim şeyler. bu ne? arada ekranda abone sayın gözüküyor. Abone sayın gözüküyorsa Streamlabs balansını koparamamışsın demektir abi. Öyle mi? Yayından sonra koparırım o zaman. Neyse artık okey. Evet. Okay. Ne diyorsunuz burada yani? Burada göt yok mu? Göt var mı? Ne durumdayız burada? Var. Babaya ben veriyorum götlük. Hem şeyden hem cinsiyetçilikten bir veriyorum bir de... Sözcüğümü... Cinsiyetçilik hikayede değil ama abi. Yani hikaye Hı, içinde abi. bir şey değil. Babası Değiz. genel olarak bir götlük var belli ki ama hikayedeki bir götlük değil o. Onu söyleyelim. Yok değilse tamam ama yerine veriyorum ben ya. Çünkü ben... programın başını unutmayalım. Bu hikayedeki göt ben miyim? <laughs> bu hikayede değil o. Adam genel olarak bir göt olabilir. Bu hikayede yani... ben... Hikaye içerisinde bu arkadaşa ben götlük ver, veresim gelmedi diyor. Peki baba Hitler olsaydı mesela yani. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> yani mesela şey diyor yani ben diyor fırında diyor bir şeyler yapıyorum diyor. Ve işte çocuğum fırında bir şeyler yapıyor pardon ama diyor çok iyi değil diyor yakıyor diyor yakıyor diyor mesela yaptığı şeyleri ama diyor ben ona çok iyisini yapıyorsun diyor Hans diyor çok iyi getiriyorsun. get the flame Fırın, the, get the flame. Fırında, fır, fırında yakıyor demek öyle mi Hitler fırında yakıyor evet Hans evet. Hans, Hans get the flame verzer diyorum ben ona diyor böyle ya yaptıktan sonra temizliyorsa sabunlayıcı sıkıntı yok hmm. anladım anladım Hitler'e babası Hitler'e baba, Hitler e babası deseydi ki ne kadar güzel resim yapıyorsun gördüğüm en iyi ressam sensin ama demişler abi hayatım boyunca resme devam et dese belki de bugün Hitler olmayacak. ama e, belli ki demişler çünkü yani Viyana hatta Sanat Akademisi'ne hatta evet evet Viyana Sanat Akademisi'ne başvurduğu zaman çok iyi resim yaptığını düşünüyormuş buna hayır seni almıyoruz dediklerinden sonra ben çok yetenekliyim beni anlayamadılar demiş mesela ama işte bak e, anlasalardı işte iyisin deselerdi geri dönmeyecekti Orada resme devam edecekti. Hitler'in resimleri iyi lan bu arada. Çok ilginç bir yani şekilde. Yani onu orada hayır sen kötüsün dedikleri için milyonlarca Yahudi öldü. Bu doğru biliyor hmm. musun? Evet. Bu gerçekten doğru. Bu herifin peki, İkinci Dünya Savaşı tamamen bu herifin e, sanata yönlenememesinden dolayı çıktı. Peki bağlamda mesela tarihteki diğer büyük ressamlar da yönlenemesi mesela Picasso'da kimi yakabilirdi öyle olsa yani? O da böyle. Asil bilemezsin gibi. ki abi, bilemezsin ki. Bence yani Picasso'dan o da, da olurdu diktatör. Değil mi? Ben de Van Gogh'dan. bütün Türkleri öldüreceğim falan dedi. On Picasso yani... ger Picasso gerçekten çok fena bir herifmiş ya bu arada hmm. özel hayatında. Ya yani mesela bir bi, aklıma biri geliyor tam adını şey yapamıyorum. Daha yetenekli bir futbolcu olsaydı belki futbolculukta devam ederdi ve Zlatan, Zlatan mı? Yok. Zlatan evet, futbolcu evet. olmasa kötü birisi olabilir gibi ya. Belki Bedri evet. Baykam da sokaktaki bütün farelere öldürecekti. <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> yani en azından en azından mendiline boşalmasa iyiydi Bedri Baykam. Evet. Evet bunu bu daha sanat. sonra, evet bakın bu sanat diye şey yapmasaydı iyiydi gerçekten de. Evet. Sonuç olarak ben evet. babaya götlük vermiyorum abi. Vermiyorum. Peki. Peki. Baba ben, ben kötü niyetli değil çünkü abi. Yani ben kötü niyeti olmasını bekliyorum birazcık götlükte. Ee, başka bir şey denebilir mi? Yani belki şey olabilir. Kötü baba yani kaliteli babalık değil bu. Yani da, e, daha iyi babalık yapabilir. Daha iyi bir baba belki oğlunu daha iyi şeylik yapabilir ama çocuğunu daha aşağıda çekmiyor. Yani yukarı taşımıyor ama daha aşağıda çekmiyor. Daha yukarı taşımak iyi babak ama götlük değil bence yani. Tancan sen ne diyorsun? veriyorum ya. Çok yüksekti ama veriyorum. Yani bir 5 üzerinden 2 götlük veriyorum ya. Çocuğuyla ilgilensin biraz. Peki bu hikaye e, ayıta Ayita göt olarak değerlendirilmiş. Babaya götlük vermişler. Ayita ne anlar abi? Ayta iyi anlasaydı biz bu programı yapmaya ihtiyacı duymazdık. <laughs> çok doğru. çok doğru. Böylece ikinci hikayemize geçebiliriz arkadaşlar. <laughs> ne diyorsunuz? Sayım sayım yine. Ha, ha sıra bende. Şey istiyorum ben. <laughs> e, gruplu. Evli ve gruplu. Evet. Of. Ölüm evet. Bu sert, sert bir hikaye. Hiç. 10 bu yıl seferde... önce Evet evet. <laughs> He, tamam, Tahmin ediyorum kızının eski erkek arkadaşları grup yaptı annesi bu sefer. Bakalım. 10 yıl önce dedemden çok büyük bir miras kaldı. Bu miras benim hayatımı değiştirdi pek çok açıdan. Mesela çok daha büyük bir evde yaşamaya başladım. Kendime lüks bir araba aldım Aston Martin. Ve tabii ki bu kadının ilgisini çekmeye başladı. O zamana kadar popüler biri değildim. Kadınlar konusunda da kötüydüm. Tam 10 yıl önce bu dönemler liseden aşık olduğum kadın mirastan dolayı benimle ilgilenmeye başladı. Evlendik. Evlendiğimiz sırada got. evlendiğimiz sırada başka bir adamdan 7 yaşında bir kızı vardı. Ben bu kızı kendi kızım gibi 10 yıl boyunca büyüttüm. Bundan 2 sene önce karımın beni aldattığını öğrendim. Fakat bu normal bir aldatma değil. Arşivlenen WhatsApp mesajlarından pek çok farklı heriften onlarca video vardı. Bu videolardan bazılarında seks yaparken kendilerini çekmişler, bazılarında birden fazla partnerle seks yapılırken çekilmiş. Ben doğal olarak çıldırdım fakat mevzuyu uzatmayıp boşandım. Boşanırken avukatım bana iki yol söyledi. Ya kendisine nafaka verecektim ya da bu videoları kanıt olarak gösterip nafaka vermeyecektim. Ben bu videoları kanıt olarak gösterdim. Avukatımla bir şekilde konuştuk ve legal yolunu bulup hallettik. Eski karım boşanmak istemiyordu, olay yargıya intikal etti. Bir noktada yargıcın ve jürilerin videoları izleyebilmesi için duruşma salonunda gösterilmek durumunda kaldı. Kendisinin epey utandığını düşünüyorum. Mahkemeden sonra pek çok ortam, çiçek çok ortak tanıdığımız, benim ona buna zorladığım için ne kadar kötü birisi olduğumu, nafakayı kabul etmem gerektiğini, nafaka ödemek için onun özel hayatını böyle 50 kişi karşısında ifşa edebilecek birisi olduğum için ne kadar ayıp bir şey yaptığımı söyledi. Ayrıca ben büyüttüğüm kızın üniversite masraflarını da ödeyecektim. Şimdi onu da ödemek istemiyorum. Bununla ilgili de eski karım sürekli beni taciz edip onun benim onun benim onun çocuklara benim çocuğum olduğunu da söylüyor. Ama değil. Kim bilir kimin çocuğu. Belki de kendisi de bilmiyordur. Benim ilgilendiğim kadarıyla çocuk bir orospunun çocuğu. Ben göt müyüm? <gülüyor> <gülüyor> <Sonuçlar>. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi bence hiç sıkıntı yok burada. Yani kadın Oğlum. seks hayatını başkalarının görmesinde problem etseydi, etseydi zaten bunu videolara çekip şey yapmazdı. O yüzden oradaki 50 kişinin görmesinde problem etmeyecektir. Ayrıca o 50 kişi görsen olur, görmesen olur abi. Kim siker o 50 kişiyi? Oğlum bu arada mahkemede öyle çalışmıyor lan. Bence sıkmış herif. <laughs> bir legal yolunu buldum diyor yargıya intikal ettiği için. Ben de bilmiyorum. Belki başka bir ülkede. etti de, de abi mahkemede böyle sunum halinde. Ben hiç öyle bir şey duymadım lan. Çok bu şey Vi, video gösterildiğini biliyorum. Amerikan mahkemelerinde bazı durumlarda. Galiba özel olarak sadece jürinin ve şeyin görmesini talep edebiliyorsun. Tam ee, jüri görsün evet. okey de yani. Zaten jürinin karar, karar verebilmesi için. Özel gösterim talep edebiliyorsun galiba. Çok bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> özel gösterim. Özel <laughs> <abi. IMAX. gülüyor> <IMAX> gösterim yapıyor abi. IMAX. IMAX gösterim yapıyorlar. Abi yani kadın çok net bir şekilde e, ben bunun parasını alayım e, seks hayatıma devam edeyim demiş. Yani bir planlı ve organize bir hareket var burada. Zaten adama yüz vermeyip zengin olunca ay bebeğim diye kucağına attığı andan itibaren götlü götlüğe başlayan bu hanımefendi evlilik boyunca da götlüğüne devam ettiği için e, adamın yaptığı harekette hiçbir götlük görmüyorum ben. Ben olsam e, sinemada yayınlatırdım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ha, bence yok ya bir şey yok. Yani normalde bu e, abi bize naf nafaka terörü falan diyenler uyuz olurum ama burada adam haklı ya. Yani, çocuk konusunda ne diyorsunuz? Ya durduk yere evlenirken Durduk yere boşanırken Bu nafakadan nasıl yırtsam diye düşünmemiş bu adam Evet evet Ben böyle bir durumda nafaka vermek istemiyorum bu kadına diyor Çok haklı bence hmm, Çocuk konusunda da Ayran o Yani Ço Çocuğa orospu çocuğu, çocuğu demiş Yani ben Eee Çocuğu gerçekten sevmemiş demek ki. Orada biraz sevmemiş. aslında şeyi var. Yani. Sevmeden Anlatak de 10 seneye nasıl bakarsın ya? Yani evet. <laughs> yani evet. çocuk günün sonunda bence onun çocuğu değil ya. Değil değil. Yani ona evlendikten sonra aynı evde olduğu için ona babalık yaptığı için o çocuğun bütün hayatı boyunca ona bakmaya devam etmek zorunda değil bence. Bir de adam salak ya. Ben şey yani bileyim abi lisede işte o belli senin paran için gelmiş ya. Ama niye hmm. Bu arada evet adam Al. salak yani. Aklı Aynen. Evet. Yani kendisi de farkında parayı bulunca kadının geldiğinin. Niye Aynen. evleniyorsun ki? Mal mısın yani? Aynen git takıl. Aston Martin almış. <laughs> Aston Martin de para. Ya parantez içinde para parantez içinde yazmış de bunu. <laughs> Yok ya ben göttük göremiyorum adamda ama hani çocuk konusunu ara, ya biraz arada kaldım yani. Ben olsam çocuğa videoları gösterir annenden iste parayı derdim. <gülüyor> <gülüyor> yani bilmiyorum ki. Adam burada gerçekten de biraz <laughs> ya adam da ama çok salaklık var abi. Salak salak canım. Gerçekten de yani hani belli ki şeyin de farkındasın. Sana daha önce ilgi göstermeyen bu insan sen para kazandıktan sonra ilgi gösteriyor yani. Bu arada yani kadın yani videonun istem gösterilmesini istemiyorsa niye mahkemeye taşıyorsun abi? Gösterileceğini biliyorsun. Nafaka Tutur istiyormuş. Anlaş... Tutturmuş yani nafaka diye. Tamam. Nafaka diyorsa yani video olduğunu biliyor kadın. Videonun gösterileceğini de biliyor. Videonun gösterileceğini bile bile ben hala nafaka istiyorum ve mahkemeye gidiyorum diyorsan kadın gösterilmesini okey demek ki. Bu kadar ileri gideceğini belki düşünmemiştir. Yani bu herif de artık videomu da göstermez falan gibi yani. Bir de herif Bak. kendi çevresinden eleştirilmiş yani. E sonuç Doğru. olarak bu kadın zaten zenginle evlendiğinde ona naf nafakayı bir noktada alır mı değil evleniyor abi. Bırak bu işleri. İşte kadın zaten orada göt. Mesela çocuğunu düşünüyorsa anlaşırdı. Ya yani tamam sen boşanacağız okey ben hata yaptım. Ama sen en azından çocuğu açıkta kalmasın. Ben nafaka istemiyorum ama onun eğitimini üstten bu iş burada bağlayalım falan dersin. Biter yani. Kadın kadına göttük verdim ben. Kadın net göt. Evet. Kadın ben... net Kadında iyi göt varmış. <laughs> 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 Videolar nerede bulmuş onu? Instagramda mı dedin? Şey diyor, şey diyor. Ha e adam'a verdiğim tek bir götlük var. WhatsApp'ına bakmış kadının. Ba WhatsApp'ına bakmış olması hmm, evet. heh, İşte onu soracak. Okey. Hmm. WhatsApp'ına bakmış olması götlük. Bir şey bulsan dahi götlük. Bak bunu nasıl legal yaptı acaba? Bu aslında legal diyordu. Değil onu değil diyor aslında. işte, onu evet. diyor, onu diyor işte. Bir bulduk demiş. Evet. Hmm. Yani bulduk demiş. Normalde bu gösteremezsin yani. Ben e, birinin özel, ben yani Hadi. şöyle bir şey gösteremezsin mahkemede. Bakın beyefendi, ben bu adamın mailini hackledim. Buyurun mailinde böyle bir şey var, öyle bir şey yok yani gösteremezsin. Evet. Ama bir şey bulunmuş demek ki. <laughs> yani... yani. Evet o zaman bir yarım göttük vereyim adam'a. Doğru başlığı, onu merak ediyorum. Bir şekilde Aynen. şey falan yapmış olsalar gerek. Yani public bir ortamdaydı video ben de gördüm gibi. Yani videoları pornoba mı yükledi abi? Evet belki de öyle bir şeyler yaptı yani. Ha <laughs> yapmış olabilir ayice göt. Aa bak o zaman tam göt olur ama. Onun detayını de vermiyor. Bulduk. O bir yolunu bulduk kısmını açması çok önemli. Orada inanılmaz büyük bir götlük yapmış olabilir o adam. Tabi. Evet, evet. Onun detayını vermiyor ama işte. Yani e gun Gangwired'a falan koymuş olabilir Redditte. Olabilir. Olabilir. Hmm. Ama yine de yani kötü bir şey. Böyle bu şekilde buradan dava açması yanlış. Bilmiyorum belki kadın evet. kadına kadına itiraf mı ettirdi, itirafını yazılı mı aldı bilmiyorum ki. <laughs> Dövmüştüm böyle işkence etmiş. Ya ben şeyde hiç buradan görmüyorum. Bu tarz yani evliliğe bu tarz yaklaşıp e, ben burada şey eleştirmiyorum. Kadının grup yapmasını eleştirmiyorum. Ben biliyorsunuz bu konularda kim ne yaparsa yapsın böyle bir sefer, değil. Bunu isteyip bunu yapıp hala nafaka istemesine kızıyorum. Yani bunu yiyorsan bu boku ondan sonra e, defol git yani neyin peşindesin hala? O yüzden adama verdiğim bir götlük yok ama e, telefona bakmak e, üzerine o videoları nasıl acaba mahkemenin kabul edeceği bir noktaya getirdi? Bunlar şüpheli. Bunlar tatsız konular. Chat'te <laughs> de şöyle bir yorum var. Video <laughs> link vermemesi götlük. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> link link vermemesi götlük. <gülüyor> <gülüyor> Video kaynağı belirsiz bir yerden geldi oluyormuş. Ya. Yeah. <laughs> Nasıl yapacaksın ki hani senin tayronlardan birisi bana gönderdi falan gibi mi yani hani? Yani evet benim yani kendine mail atacak. Şey. indiriyor İndiriyor, birine yol batıyor. Kaynak belirsiz oradan falan ya da internette O noktada bir o noktada o şöyle de çok şey de çok ben basit. Bir çok hızlı lobiye gidiyorum. Tancan bir şey yapsan 60 saniye verim bana. Okey okey. Tamam. Hayır, hayır Orada şey de mesela çok mantıklı bir çözüm değil mi? Hani okey okay, baktın o telefona. Gördün videoları. Bu arada yani aldatıldığını tahmin ediyor olman lazım ki arşivlenmiş mesajlara bakıyorsun. Ya yani ben bence zaten şey yapıyormuş bu, hissetmiş. Oradan kendine gönderiyorsun videoyu. Sonra da şey diye anlatıyorsun ona. Yanlışlıkla bana gönderdi videoyu diye. Kim kanıtlayabilir bunu? Hmm, yanlışlıkla gönderdi ama o da abi ikna olması da var hakimin ama. Yani lan nasıl yanlışlıkla geldi? Neyi o zanne nasıl itiraz ediyorsun buna? Tarihine bakar, bir şey yapar ne bileyim. Yani. Forward ettiği şeye bakar. <laughs> ne bileyim, çünkü bilim? telefon... Şeyi de bilmiyoruz çünkü. Telefonda mı duruyor, yollandı mı? Eğer telefonda duruyorsa... Zaten bu sefer kaynağını isteyebilir. <laughs> Tabii o noktadan mı her şey diyebilirsin Escobar VIP'de buldum. <laughs> <laughs> Kurtadam.com <laughs> <laughs> es Escobar VIP'de buldum. <laughs> Bir de vardı eskiden. Evet musun? evet ya niye öyle isimleri var? Öyle Türk pornosilerinin. <laughs> <laughs> Abi evet ya kurt adam ne oğlum ya? Aysun abi ya. evet ya. Kurt adam inanılmazdı. Kurt adam çok büyük forumdu. Ne oldu acaba? <laughs> niye kurt adam kedi? Onun kadın biraz da geri zekalı mı ya? Nasıl? Yani, yani. niye tutuyor değil mi telefonu? Aldatıyorsun. Videoya çekiyorsun. Hadi diyelim püstüç bir voyeur şeyim var. Fetişim var. Ya niye bir de tutuyorsun abi telefonunda bilgisayarında artık her neyse. Şifreli Dropbox yap. Tabii. Ya hani niye tutuyorsun abi neyip yani ara ara izlemek tamam yani onun için eğer ne bileyim maske. yani biraz mallık değil mi bu tehlikeden Mal. tahrik oluyordur hmm. e hayat o zaman o zaman, o zaman başına geleceğini de çekeceksin abi başına poşet geçirsin mesela öyle denesin mesela maskeyle yani. olabilir tabi maske o plaklı maskeler var onları kapatacak <gülüyor> <çekelim>. <gülüyor> <gülüyor> evet plaklı maske gerçekten Kıvara. de iyi fikir Hanımefendi yani adam şey diyor grup yapıyor. Sadece grup da yapmıyor hani. Partneri var, partleri var, partleri var. Bazılarında da gruplu partneri var. Evet. Bir de yani bir, Kadın bir de videocu. Kadın sürekli birileriyle sevişiyor. Bir yani, de birileri yani... de çekiyor yani. Adam rahat olsa böyle komik bir adam olsa mesela takmıyorsa videoları görüp "O oh, karıcı bölüm grubuna düşmüşsün." der mi? <gülüyor> 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 Üç tane Amerikalı var falan. Of gerçekten de çok kötü ya ölüm grubuna düşmek. Evet okey burada kadın göt herhalde. Evet. Göt o göt kadın. Okay. Göt. Ama bunu bir de partnerlerine sormak lazım. Ni ha, evet. neden Göt iyi mi diye mi? Yani. Belli ki. Pekala, ne diyorsunuz arkadaşlar Üçüncü hikaye için? Tancam. Okursan abi ben aklımda kalmadı. Şeker Bebeğim, bab Şeker babam şeker süper yok. babam. O zaten sonuncu. Transatlantik isimli hikayemiz kaldı. Eee <laughs> geyli ve çocuklu Hikayemiz kaldı. Ve de mormonlar ve Dil Dolar. Ah, mormon istiyorum ya. <laughs> Okey. Bir yutağa gidelim. Okey. Ben bir yetişkinim ve kendi paramı kazanıyorum. Belli ki değilsin evet. Ben bir yetişkinim ve kendi paramı kazanıyorum. Fakat üniversiteyi bitirene kadar ailemin evinde kalmak durumundayım. Bundan bir yıl önce aileme eşcinsel olduğumu açıkladım. Kendileri mormon oldukları için oldukça anti gay ve anti seks insanlar. Eşcinsel olduğumu açıkladıktan sonra benim kalbimi kırmadılar fakat çok hayal kırıklığına uğradıklarını biliyordum. Bunu geçen süreçte eninde sonunda açtılar gibi fakat e, ben bir anti seks blok... olunca nasıl çocuk sahibi oluyorlar? Evlilik işte sadece. Hani evlilik kutsaldır. Ama anti seks oğlum anti seks deyince sekse karşı olmak değil mi? Ee, zevk için sekse karşılar, üremek için sadece. Hı, zevk, zevk için. Okey, evet. tamam. Hiç zevk almıyorlar sevişirken. Ya Ama da evet. <laughs> ee, bunu geçen süreçte en de sonunda bu durumu açtılar. Fakat ben bir noktadan sonra kendi cinsel kimliğimden de şüphe etmeye başladım. Ailem tabii ki aralarda eşcinsel olmamla ilgili küçük laflar sokuyordu. Fakat bunlar ciddi meselelerle dönüşmüyordu. Yine de küçük yine de küçük laf sokmalar beni kendi cinsel kimliğimle ilgili şüpheye düşürüyor. Tabii her zaman aralarda gelen insanın yolunu bulmalısın konuşmaları da var. Eşcinsel olduğum açıkladıktan, açıkladıktan sonra ailem benden tek bir şey istedi. O da kendileri altındaki çatıda mastürbasyon yapmamam. İnançları için çok önemli olduğunu, bu evin bir mormon evi olduğunu, cinselliğimi yaşamak istiyorsam bu evin dışında yaşamam gerektiğini söylediler. Ben bu muhabbetler olurken geyliğimle ilgili sıkıntı yaşamadığı için eşcinsel olduğuma emin olmak için bir dildo almaya karar verdim. Bir hafta sonra eve geldiğimde masanın üzerinde dildom, masada da annem oturuyordu, beni bekliyordu. Masada mı oturuyordu? Yani... Masada oturuyor. Ya şeyde koltuk, koltukta oturuyormuş. <laughs> Üzerine oturuyormuş. oturmuyormuş. Yani. Ha, okey okay, 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 <laughs> Tabii. Oğlum, bu iki çok fazla bullshit var ya. Dur. Bilmiyorum. Annemin benim banka hesabıma erişimi var. Böyle olmasından nefret ediyorum. Fakat banka hesabı şifresini değiştirmeme izin vermiyor. Oradan dildo aldığımı öğrenmiş. Odamı aramış. Dildo'yu bulmuş. Bana bununla ne yapmayı düşündüğümü. Bu evde cinsel bir şey yapmamam gerektiğini hatırlattı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Onun evinde yaşadığımın farkındayım ya, fakat kendi paramla dil aldım. Dini inançları konusunda beni güzellikle uyardı ve onu dinlemedim. Ben göt müyüm? Abi. Sürbasyonu <laughs> <laughs> yasakladın. Sadece yani boşalmıyordum. Ders diyebilir. Abi öncelikle ben bir şey diyeceğim ya. Tabii Geylik, lütfen. Geylik götüne bir şey sokmak da olmaz lan. Hani çocuk... <laughs> <laughs> çocuğun kafası çok yanlış durumda bence. Evet. Yani... Arada bir hepimiz hoşlanabiliriz böyle şeylerden. Tabii. Ya, oğlum zaten bir erkekten hoşlanıp aşık olması kimyasal bir şey hissetmesi gerekmiyor mu orada yani? E, götüme benim Tabii. ah yanlışlıkla e, şeye girdi de olabilir. E, ne yapacağım? Hadi o zaman ben game mi erkek, ha, erkeklerle mi takılayım diyeceğim. Öyle bir şey değil ki. o. Bisikletin, de anlamamış he. olayı. Bisikletin selesi kaçtı hoşuma gitti. Yani çocuk ya. bayağı şey. E, ben arkadan zevk alıyorum galiba geyim. Evet. Yok sen galiba malsın öncelikle. <laughs> evet abi. Bir de tabi yani şeyi de merak ettim acaba balkon evin dışı mı sayılıyor? Belki de balkonda yapacaktı çocuk annesi biraz sert çıkmış. Kaçak katlı yapabilir kaçak kat çıkabilir. Kaçak. <laughs> abi şimdi öncelikle daha önce söylediğimiz gibi Mormonlar göt'tür yani bu e, bunu ortaya koyalım tekrardan. <laughs> ya bunu... O yüzden anne ve baba otomatik olarak göt yani bunu bu, bunun tartışılacak bir tarafı yok. Ya oğlum, bu... Mormonlar yani evet ya. Yani. hiçbir yani şu noktadan bakamıyor muyuz olaya? Abi gerçekten de böyle sert inançları olan insanlara da saygı göstermeliyiz. Hayır. Okey. O Utah Utah'lı oyuncuların bir sözü vardır. Utah'taki tek siyahlar benim takım arkadaşlarım diye. Ya öyle bir arası yani. <gülüyor> 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 mormonlar çok fena oğlum yani. <laughs> yani Ama... abi eee okey okay gö gö görmem için Şeyi de okey görmem lazım. Böyle kendini kamçılayan tipleri falan da okey görmem lazım. Çok farklı değiller benim gözümde. Hmm. O yüzden ikisini de okey görmediğim için. Aşırı uçtaki hiçbir inanç sistemini makul görmüyor ve göt olarak lanse ediyorum. Bir de zaten yine başka hayata müdahale var burada. Başka hayata müdahale olduğu için zaten otomatik olarak götler. Ben böyle yaşıyorum. Sen de böyle yaşayacaksın. Aile kesin göt kesin. Ama çocuk da gay değil muhtemelen. Kafa karışık. Çocuk mal mal. Çocuk kıyamam. <laughs> çocuk ya, kıyamam yani. Bu arada inanç da yatmamışlar ama kadın demiş ki burası benim evim. Burada yapma bunu. Ya çocuğunum lan ben senin nereye gitmemi istiyorsun ya? Ne yap? Sokakta vurdursun o zaman ya. Böyle iş <laughs> olur. Allah Allah ya. Allah. Yani, yani çocuğa tabii. zaten çocukluk hayatı boyunca mastürbasyon yapmasına da engel olmuşsunuz belli ki. 15 yaşındaki çocuğa diyor ki bu e Şimdi benim evim diyor. Tamam şu anda çocuk üniversitede. E, 14 yaşındayken de o zaman başka eve taşınma ihtimali yok. Mastürbasyonu o zaman da engel oluyordun Mormonsun diye. Oğlum düşünsene Mormonsun 18 yaşına kadar hiç mastürbasyon yapmamışsın. Düşer lan. Kopup düşer herhalde. Bilmiyorum. İmkansız nasıl? bence öyle bir şey bu arada. Evet. İmkansız yani. tabii canım. İmkansız. Fizyolojik bir noktada yani ağzından burnundan gelir yani. Hayır rüyalanmasan hayır <laughs> abi rüya yani rüyalanmasan bile içgüdüsel olarak dokunursun kendine yani. Bence. Ya abi tabi. ya tabi canım e, kendini keşfediyorsun. Yok çok kibar söyledim. <laughs> Yok yani hakikaten bir noktada elin gidiyor yani içgüdüsel olarak oynamak istiyorsun orasıyla. Ya tabi canım aynı. Yani yastık olur bugün yorgan olur Hmm. Kuşak ya dergi olur ya bir yere o de şey olur yani. Çocukça saf kıyamam. Ee, umarım cinsel kimliğini en kısa zamanda keşfeder. Evet. Ee, aile de göt. Aile net göt. Çocuk oradan kurtulunca zaten kendim Babadan keşfeder. emin değilim. <laughs> Baba sanki konuya çok dahil olmamış gibi. Olmamış. Baba yani. sanki böyle. Yani... Tamam. Sadece. Işte. Sanki Baba ana daha göt gibi yani. <laughs> ya baba dilde atıyorum diye yanına alıp gitmiştim böyle. Atacağım ben bunu ha falan diye böyle almış gitmiş. Bir daha da görmemişler dilde. <laughs> ha, hayır bir de şey şey var ya böyle eve köpek getirsin. Baba önce bu köpeği atacağım der sonra köpekle çok iyi dostlar. Allah'tan baba kendi götüne sokmamış dildoyu. <laughs> ya bilmiyoruz işte. Ya ben burada ilginç bulduğum şey şu. Bir neden bu çocuğun banka hesabına erişim var annenin? Bir de hani e, ya şey olabilir. Yan ek kart falandır belki. Ha, olabilir. Kart olabilir. Şey de çok fena. Yani hani normalde odasını araştırırken de bulmamış. Banka şeyinden dökümüne bakmış. Oğlum bu hangi seks shop? Dünyanın hiçbir yerinde banka yazmaz hesabına değil. şey de yazmaz ha. Evet. Bilmem ne aşe yazar. Türkiye'de bile bilmem ne aşe yazıyor. Yani atıyorum. Duyuyoruz. O tat, tat Tatlı dudaklar diye siteden alıyorsun ama şey kardeşler ticareti aşe yazıyor tabii işte. Tabii. Tamam yani. Evet evet duyuyoruz. Günlük <laughs> Ben de Tenga'cıyım. Tenga çok yılan. Hiçbir şey yazmıyor. Kutuda da belli olmuyor. Evet. Helal olsun. Ne orada on... dildo satıyorlar mı orada? Alalım bir ara. İlk aldığım yer Turgut'un dediği gibi böyle. İnternet çok alakalı böyle işte. Kendini elleyenler dokunuşlar, sihirli dokunuşlar falan öyle bir şeydi. <laughs> kendini eyleyenler. <laughs> <laughs> Dükkan şey böyle. <laughs> i̇şte muhteşem ticaret falan böyle <gülüyor> <gülüyor> Aa, <laughs> mükemmel ya dokunuşlar. Bunun bir numaralı kuralıdır bu arada yani. Gerçekten seks shop açıyorsan ilk yapman gereken şey sekse en uzak ticari ismi almaktır ki başka türlü zaten insanlar oradan alışveriş yapmazlar. Tabii. Yani sen ben seks shop açacaksam şirketimin ismi e, bıyık, bıyıklar ve e, göz kılları gibi böyle bambaşka bir şey olmak zorunda. O yüzden buna pek inanasım gelmedi. Ne yazıyordu abi banka dökümünde? Dildo mu yazıyordu? Ne yani? 15 Yavram. santim Black Thunder falan mı yazıyordu ya? Ne yazıyordu? <laughs> ya peki bir şey diyeceğim. Yani Tenga dışında gerçekten de e, Sex Shop'tan bir oyuncak alanınız oldu mu? Hmm. Bu seni ilgilendirmez öncelikle. Bucket Pussy Pus 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 falan. Bu seni ilgilendirmez. Ama ben Piyak e, e, oyunca oyun oyuncakları çok beğeniyorum. <laughs> Hep seni hiç ilgilendirmez ama ben oyuncaklar çok beğeniyorum. Seks hayatına çok renk katan şeylerdir. <laughs> belki almışsın lan işte. Aldım. <laughs> Tabii. Aldım. Ama ne aldım seni ilgilendirmez. Okay. Ama hanımefendilerin e, seks hayatına renk katacak ürünlere sahibim. <laughs> Sihirli. <s> <laughs> şey Sihirli mi? Dokunuşlar. Evet. Şey gibi mi diyorsun yani? Sihirli değnekler gibi mi? Bir öyle bir değnek ben, mi aldın? E, yani şey var yani. Uzaktan kumandalı bir şeylerimiz var. Uzaktan kumandalı. Ben şey araba <laughs> mı araba mı aldın lan? Drone. Araba aldım. aldım. <gülüyor> <gülüyor> ne abi evde beraber oyun oynarız diye <laughs> abi, Drone o, almış böyle. derken ondan bahsediyorum. Böyle şey. böyle şey drone'a drone, a, drone a böyle dildo takılmış. <laughs> Koronada böyle eve gidemiyorum de seni vermeyelim mi bu skeçerek. falan diye drone'u gönderiyor böyle. Ama ama drone da siyah black drone böyle yani anladın mı? <laughs> 20 Şimdi santim arı sallanıyor arı böyle. Yüzleri ne? Üzerine oturtup radyo programı yapıyorlardı. Neydi onun adı? Ne? Öyle bir şey mi var? Ha kadınlar ünlü kadınlar böyle üzerine oturuyor. Umarım annem dinlemez. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Yok bu bu yayını umarım annem dinlemez yani. Evet evet. <laughs> <laughs> Gitti öldü bir tanesi. <laughs> <laughs> Allah'tan senin programı ben bir şey demedim. Ben ben de bir şey demedim. Ben de bir şey demedim abi. Umarım bu programı benim annem dinlemez dedim yani. Neden? Çünkü yani neden bahsediyorsunuz kadınlar bir şey oturuyormuş falan bilmem ne gibi. Yani o yüzden. Neyse, o program şey aletin adını unuttum da o da kumandalıydı onu söyleyecektim artık. Evet çok, evet evet. Güzel. Peki <laughs> kim göt burada? Anne. Anne göt. Evet. Baba mormon olduğu için göt. Ekstra hikayede bir şey yapmamış. <laughs> ha CBN CBN bak yazmışlar. CBN CB tak. Onu, neye oturduklarını anladık oğlum onda bir şey yok. Ha tamam adını hatırlayamadım da programı da hatırlayamadım zaten. <laughs> ee, biri şey yazmış. Howard Stern'ın programını mı diyorsun ha. abi demiş. Aynen o. Aynen onu diyorum. <laughs> Güzel. <gülüyor> Güzel. Howard Stern'ın programı. Işte Radio. Yani. Hatta direkt radyo bir de buymuş. CBN Radio. <laughs> evet evet. Sonra Kamiye soru Kamiye mu Kamiye soru, Kamiye mu? Ses, soru mu soru mu soruyorlar? Sesleri, zevk aldıklarını belli etmemeye mi çalışıyorlar? Aynen oturuyor. Mesela karnı e, tamam, işte, Kamiye işte Kamiye benim de sevdiğim böyle... şey o işte abi böyle e, iç çamaşırın içine takılır. Dışarı tabii. bara gidilir, yemeğe gidilir. Bunlar eğlence, bunlar güzel, keyifli şeylerdi yani. Tabii belli etmez. Bunları, Peki bir şey diyeceğim. Seks hayatınıza dahil edin. Merak ettiğim için soruyorum. Diyelim inanılmaz mutlu bir ilişki içindesin Turgut. Hani senden bahsediyoruz. Zan, zannetmiyorum evet. Evet ben de zannetmiyorum ama yani. Diyelim çok mutlusun ya. Yani. hayatını kadını bulmuşsun. Her şeyiniz inanılmaz uyumlu. Sen e, işte şey takıyorsun, pil mil takıyorsun kadına bir şeyler. Kadın ee... pil takıyor. <laughs> <laughs> birlik, birlik, bir muhteşem bir ilişkiyi bir robotla evet. elde etti. Evet. <laughs> bir noktada bir noktada diyor ki Turgut Turgut sen bu konularda çok böyle eşitlikçi bir insansın. Ben de sana diyor bir kere diyor uzaktan kumandayla olur mu aşkım dışarı çıkalım falan diyor sana. Tabii ki olur. Ha okey olur. Tabii ki olur. Abi. Tabii ki olur. Ama yani sağda solda şey yazmam acaba gay miyim yani? <laughs> Allah kahretsin evet. sigara dumanı kaçtı. Öyle erkekler evet. varsa korkmayın arkadaşlar. Öyle ge o geylik öyle bir şey değil. <laughs> güzel. Güzel. Tamam. Okey bu hikayeye geçiyoruz. Sırada kalan hikayelerimizi okuyorum o zaman. Geyli ve çocuklu. Transatlantik gönder, transatlantik gönder. Hmm, göndereyim. Tamam. Bak bu güzel. Çok gri bölgelerde kalacağız. <laughs> <laughs> çok androjen bir tipim var. Erkek olmama rağmen kadına çok benziyorum. Tüysüzüm. Allah da beni böyle yaratmış. Çevremdeki insanlar benim erkek olduğumu biliyorlar. Öte yandan yeni tanıştığım insanlara bunu her zaman söylemek zorunda hissetmiyorum. Bazen gece dışarı çıktığımda beni kadın sanıp yürüyenler oluyor. Bundan hoşlanıyorum. Heteroseksüelim. Geçtiğimiz hafta internetten bir kızla tanıştım. Kendisinin trans kadınlara bir ilgisi var penise sahip bir kadının kendisini becermesini istiyor. Bana da zaten Tinder'da öne öyle ulaştı. Ben kendisine eskiden erkek olduğumu, şimdilerde ise kadın olduğumu söyledim. Yani ameliyat geçirdiğimi. <laughs> Öte yandan penisimin takır takır çalıştığını da belirttim. Fotoğraf attım. Takır <laughs> takır abi. Biraz araştırma yapınca trans bireylerde hormon kullandıkları için peniste küçülme gibi şeyler oluyormuş. E, ameliyatsızlarda. Ben erkek olduğum için penisim gayet büyük. Bu da tabii ama dikkat edin yani erkek olduğu için penisi büyükmüş. Ee, bu da tabi kıza çok cazip geldi. Daha önce translarla beraber olmuş ve çok tatmin olmamış. Ben bu kıza düpedüz yalan söylüyorum. Trans olmakla ilgili en ufak bir fikrim yok. Kadın olmadığım sonuçta fakat buluştuğumuzda eskiden kadın olduğum dönemlerden hikayeler anlattım. Hiç, hiçbiri gerçek değil. Baya benim San Francisco'da zamanında yaşamış Eleanor adında bir kadın olduğumu sanıyor şu anda. Bu Mert Günay ya. <laughs> İşin 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 kötü kısmı işler ciddiye gidiyor. Sanırım ilişki yaşayacağız. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben göt müyüm? İlişki yaşayacağız derken e, duygusal ilişki mi seks Evet mi? evet. İşler Neden? ciddiye gidiyormuş. Orada Aa. şey karışmadı mı? Trans erkekken kadına dönmüyor mu? Sadece Yok nasıl? Mi? Yok işte bu şey ne derler? Ee, androjen es... abi bu. Evet evet. Eski androjen mi? Ha okay. Evet evet. Eskiden Ardojeniz androjen. Evet. Ha orayı kaçırmışım. Ee, yani sadece seks olsaydı ben göt demezdim. Yani yapıyor. Çok, çok, ama duygusal bir noktaya gitmesin. gittiğin zaman işte orada yalanlar girmiş devreye. Ya, ama bilmiyorum andro, keşke androjen olduğunu söyleseydi yani. A, bence hanımefendi androjene de coşardı. Çünkü androjen de temelde kadın gibi gözüken erkek yani e, illa trans demesine gerek yoktu ki. Ama adam heteroseksüel ya o biraz. Tam kadın... zaten adam zaten kadınla sevişmeyi seviyor. Ama kadın... kadın istemiyor işte. Kadın onu başka bir gibi görüyor. Hayır abi. Aslında iki tarafta ikisinin de istediği şeye tam olarak sahip. Çocuk durduk yere yalan söylemiş. Evet. Kadın kadın kadına benzeyen bir penis istiyor. Tamam mı? Evet. de kadının isteği bu. Adam da kadına benzeyen bir penis sahibi erkek. Androjenlerin en büyük ol e olayı bir e trans ameliyatı geçirmeden trans gibi olmaları. Hmm. Her şeye sahipsin. Niye yalan söylüyorsun abi? Ne gerek var ya? Belki bunun çok spesifik bir fetiş olduğunu düşünmüş olabilir. İşini garantiye almış olabilir bilmiyorum söylemiş sonuç olarak. Kadın da tepki vermiş onu söylüyor mu söylüyor? Bilmiyor mu ki. ki. Hı, bilmiyor da. Bilmiyorum bence duygusal olarak kadın tepki verir buna ya bence göt ya ben ikna olmadım. Duygu yani. olduğu için ben de götlük veriyorum. Yani sadece seks olsaydı muhtemelen çok takmazdım. Ah işte sevişecek araya Eleanor'u katmış yani. İşin eğlencesi der geçerdim duygusal olduğu zaman artık ama bu çocuğun da belli ki içine oturmuş. Yani artık duygusal bir noktaya gidiyor. Yalan söyledim ve Evet, rahatsız e, bu konudan. Rahatsız oluyorum bu durumdan. Bayağı rahatsız ee, yani. O yüzden Zaten açacaktır bu konuyu diye tahmin ediyorum. İçeri rahatsız olan birisi bunu ne kadar şey yapabilir ki abi? Götürebilir ki zaten ilişki yaşadığın zaman bu yalanı devam ettiremez. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. <laughs> yani Ettirenler vardır lan kesin. Böyle. Vardır. Vardır. Bak, Dünya... Yani bazı androjenler var. Ee, çok merak ediyorsunuz. Fotoğraflarına bakın. Androjen arkadaşlar yani erkek. Herhangi bir ameliyat geçirmiyor erkek. Ama transtan daha kadın. Ne biçim gözüken androjenler var yani. Üf. İnandırır yani. <laughs> evet. Surgut bu konuyla ilgili <laughs> çok coştu. Bu, şey, bu arada şey. Bak ee, işte olur. cins. <laughs> Bence de çok enteresan. Ben de hayatımda böyle yeni deneyimler keşke karşıma çıksa. Evet şu anda bizi bizi izleyen 1248 kişiden androjen varsa aranızda Turgut uçağı. <laughs> Bir mesaj atın bakalım ne oluyor yani. Ama yani ee, gerçekten erkek olduğunu söylemeyeceğim. İnandıracağım bana. Evet Sonra olay o. Sonra sürprizle karşılaşacağım. Aman tanrım bu ne dur? Evet <laughs> evet olay o yani. <laughs> Sen kadın değil miydin? sürprizle karşılaşmak Oy. istiyor. Ve bugün <laughs> bugün peki bir şey diyeceğim. Bir kadınla beraber oluyorsunuz ve diyor ki ben diyor Fenerbahçeliyim ama aslında Trabzonsporluymuş. <laughs> şey falan diyor değil mi? Kupamızı verin. <laughs> bir sürü hikaye anlatmış böyle. Evet evet. Yok Fener maçına gittik de şöyle oldu da böyle oldu da ya zaten kupa bizimdi de falan ama böyle başka yerlerde kupamızı verin falan yazıyor sosyal medyaya. Tam vereceğiz işte. <laughs> Bence okey. Ben ikna <laughs> oldum bu. Günah sen bu hikaye neden Transatlantik ismini koydun? Hiçbir fikrim yok. <laughs> yani trans bireylerle ilgili bir kelime oyunu yapmak istiyordum. Transatlantik geldi aklıma. Bilmiyorum ne dediğine. Gemi yani. Transatlantik gemi sonuçta hiçbir alakası yok. Başlığın hikayeyle yani. Ben... Kadının cinsel yönelimine karşı kesin bir götlük var ya ben. Niye yok. lan? Yok abi ben ikna almadım ona ya. Duygusal bir şey bir arıyordur oğlum. Belki sevişecek başka bir şey arıyor olacak yani. Sen sonuç... kadına mı götlük verdin şu an anlamadım. Yok yok adama göttük veriyorum Ha ya. adam. Aynen. Kim adam kim kadın çok belli değil abi net olman lazım. Yok yok adama veriyorum ya. Okey yani ben. yalan söylediği için ha, veriyorsun değil mi? Ben. Evet evet. Doğru. Oğlum, bu cinsel yönelim konuları onlar için hassas yani ne bileyim. Ya. Orada Bana de, çok büyük bir yalan değilmiş gibi geldiği için şey yapmadım. Yani şey dememiş sonuç olarak yani dalga geçiyor gibi de anlaşılabilir yani. Böyle dalga geçmemiş de işte. Yani sonuçta aslında oradaki şey çok Ama <laughs> çocuk biraz da çok saf ya. Benim penisim kutu kola gibi çünkü ben erkeğim falan. <laughs> 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 Ay yani, transların da penisi kutu kola gibi olabiliyor bazıları evet duyuyoruz görüyoruz duyuyoruz tabii. Kula kulağımıza geliyor kulağımıza geliyor gerçekten de <laughs> geliyor oraya kadar geliyor keşke gelmeseler evet evet ama burada bir götlük bir götlük varsa bu tabii ki de erkek tarafında ama çok büyük bir götlük de vermem galiba minor bir götlük vereceğim ben 5 beş üzerinde 5'lik bir götlük değil ne götler duyduk biz bu ne gördük bu ee, şeyde programda iki iki buçuk gibi alır bence iki iki buçuk bir iki bir iki alırım bir iki evet. alır o civarlar güzel o zaman e, final hikayesi için şeker babayı mı seçmiştiniz sorup sorup duruyorum evet, daha için. bir tane daha var abi şeker babadan önce bir, bir tane daha var evet var gelsin mi gelsin gayli ve evet, çocuklu o... ah, ah. ah. tamam. abi hiç yani cinsel yönelimin <laughs> ötüne gide gidemiyoruz yani dünyada gördükler hep cinsel yönelim geylik translık Din, yani. yani başka bir konuda bir şey yok. Evet abi gönder. Son dönemde böyle çok arttı, acayip yani. okey Korona öncesi eşimle konuş. Bak yine korona, korona önce, <laughs> Kor... yani hep böyle koronalardan hep böyle olaylar çıkıyor. Anlamadım. Korona öncesi eşimle konuşurken aslında bu karantina olayının çocuk yapmak için en iyi zaman olduğuna kanaat getirdik. İk... İkimiz de evde, yani işte ikimiz de evde olduğumuz için hamilelik <laughs> hazır şircine... evdeyiz çocuk yapar. Evet evet aynen. Hamilelik sürecini çok kolay atlatabilirdik. Bunu konuşmaya başladıktan sonra ben eşime ciddi olmadı mı benim tıp fakültesi bitirmem gerektiğini bitirene kadar da çocuk falan düşünmediğimi söyledim. O da bana katıldı ha. ve çocuk yapma fikrini rafa kaldırdık. <laughs> Bir hafta sonra eşim yanıma gelip kendisinin de eninde sonunda çocuk istediğini bunun böyle olmayacağını benim kendi isteklerimi onun kendi isteklerinden üstüne koyduğumu söyledi. Bu sebeple ayrıldık. Ben de hemen eşyalarımı toplayıp annemin evine döndüm. En hayırlısı olmuş evet. Tam bu tartışma sonrasında kendisinin biz evli olduğumuz süreçte başka bir kadınla tanışıp onunla da bir ilişkiye başladığını öğrendim. Bu sebeple zaten geri dönmek gibi planım yoktu giderken. Annemin evine döndüğümden beri annem sürekli olarak tekrar birleşmemiz gerektiğini söylüyor. Ben kesinlikle istemiyorum. Ama bu aldatma olayının önemli olmadığını söylüyor. Bir araya gelip çocuk yapmalıymışız. Kısaca torun torun sevmek istiyor. Bu torun... anne, anne göt. Evet. Harbiden muhabbetten inanılmaz bayıyorum ya. Bu torun muhabbeti <laughs> o kadar uzun sürdü ki en sonunda anneme eşcinsel olduğumu düşündüğüm için ayrıldığımı söyledim. <laughs> Bu olaydan sonra annem dırdır etmeyi kesti. İki gün önce kardeşim arayıp anneme yalan söylediğim için ne kadar üzüldüğünü, ona doğruyu söylemem gerektiğini söyledi. Uzun lafın kısası eşimle ayrılma nedenimiz annemi kesmediği için eşcinsel olduğumu söyledim. Kadın benim bir aydır eşcinsel sanıyor. Yakında çok yakın bir kız arkadaşımı e, sevgilim diye tanıtmayı düşünüyorum. Ben göt müyüm? Ya yani anneye bak diyor ki sevgilim beni aldattı o yüzden ayrıldık. Ya bir şey olmaz ya. Ne olacak ha? Aldattıysa git git bir tur daha bin. Ne anne sana ne ya? Sen iki çocuk seveceğim diye. Oğlum bir de herif çocuk diye o kadar ağlayıp da sonra aldatma ne oğlum o da tam tam kolpaymış zaten hikaye olmuş. Ya genelde bu çocuk yapma muhabbetlerinde taraflardan birisi istemiyorsa isteyen başka bir partner bakmaya başlıyor boşanmadan. Sanki yani... ondan yapacak direkt garantisi var. Şey mi oğlum bu Asya'da şeyde sav savanda mı yaşıyorlar gidip kaplan gibi orada bulduğuna kaktıracak. Öyle hani şey mi bir an var? önce yapayım falan gibi mi? Yani, soyumuz Benim... devam etmeli. Ben adamdan daha ziyade en büyük göt bence bu hikayede anne. Sonra yoo, ben çocuk istiyorum niye öyle deyip hem e, şeye saygı duymayıp çocuk istemeyen eşine hem de üzerine başka bedenlerde ihtiyacını gideren arkadaşa veriyorum. Yalan söyleyene götlük vermiyorum. Peki şuna ben, ne Ben eşin diye. Evet anne çok umurunda değil de anne yalan söylemesi durumunda değil ama eşcinselliği sanki böyle bir savunma mekanizması gibi kullanmasını ne diyorsun? Yani annesini tanıyor demek ki abi. Yani hmm. annesinin bu konuyu uzat ancak bu şekilde uzatmayacağına karar vermiş ve işe yaramış. Yani annesine diyor ki ya adam beni aldattı. Ben çocuk istemiyorum. Çocuk istiyor. Ben o yüzden ayrıldık. Çok önemli değil ya git diyor. Ee, evlen diyor. Çocuk konusunu kesinlikle istemeyen bir insan olarak eşcinsel olduğunu söylediğinde çocuk konusu kapanıyorsa komple. Ama işte devam ettiriyor sonra bir de. Kapanmıyor da hani hala yok işte kız arkadaşımı götüreyim. Ha, hayır. Ne. Anne, e üzülüyor falan. Anne üzülmüyor. Kardeş üzülüyor. Niye anneme böyle bir yalan söylüyorsun diye. Ha, kardeşim üzülüyor. Ben annesi ha, bu üzülüyor. arada kardeş de göt. Sana ne? Ha. Hayır, belli ki eşcinsellik bunlarda tabu. Evet abi o da işte ben onu anlatmaya çalışıyorum yani bunun biraz tuhaf geldi bana. Bu arada bence bu anne üzülmeli zaten. Bir de oğlum ne yani söyleyince nasıl olmuyor oğlum bu iş? Hatta doğuda olsan abi işte törecisi öldürecekler beni falan. Kim bilir nerede oluyor bu? Anne istemiyorum. Annesi ne yapıyor? Silah mı çekiyor? Kardeşi boğazına mı yapışıyor? İsti siktir git istemiyorum da git işte. Çok dırdır etmiş. Yani anne, Etsin abi. Ben, annem üzülmesin diye gideyim çocuk yapayım. Yok ya. Ya yani kadına götlük vermeyeceğim evet şeye yani kıza. Ama yine de bir kıllandım. Bir sinir oldum yani ufaktan. Ben vermiyorum götlük. Ben anneye veriyorum. Anne büyük göt. Anne 5 üzerinden 4. Adam 5 üzerinden 4. Kardeş 2. Kadın, kadına da sinirlendim ama vermiyorum. Ok. <laughs> ben anneye 5 üzerinden 5 veriyorum götlük. E, adama 5 üzerinden 4 e, veriyorum. Kardeşe 5 üzerinden 2 veriyorum. Kadına ben de vermiyorum. <laughs> Bu ne iyice puan. Neredeyse <laughs> 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 o şey puanlı gibi oldu böyle. Yani ben 5 veriyorum burada. İnanılmaz bir hareket gerçekten de. E, hakemlerden birisine bakıyorum 9 puanı çıkartmış. Iki buçuk <laughs> falan gibi yani. Ama oğlum işte orantılamak gerekiyor. Şimdi çok az deyince şeyde kalıyor. Havada kalıyor gibi. Oluyor. Tabii tabii. Yani kimin ne oranda göt olduğunu bilmemiz lazım abicim. Korona evet. dönemi yani. diye korona dönemi diye ayı sabretildiğinde yeni puanlama sistemine geçtiler şimdi. Tabii ya yani bu <laughs> sanki herkes yani ben şimdi şey diyemem. Kardeş göt, anne göt. Yani şimdi bunlar göt de ikisi de eşit derecede mi göt? Anne master degree göt. Evet. <laughs> master degree. <laughs> Ultra Torun platinum. De iki kucağını alacak ha bakmaz da o kesin. Ay ben yaşlandım falan deyip verir geri. Gerçekten ya. Platin platin göt. Platinum göt. Tabii. Evet. New Frontier göt. Lütfen ananız babanız istiyor diye çocuk yapmayın. Kendiniz istiyorsanız yapın. Ama bence yine Lütfen de yapmayın. Ananız babanız istiyor diye de biriyle evlenmeyin. Evet. evet. Ananız babanızın sizin e, özel hayatınızla ilgili yorum yapma hakkı yoktur. Tabii. Bu kadar basit. Evet, Dildonuzu gidin rahatlıkla alın. Hiç korkmayın yani. Bununla birlikte son hikayemize geçiyoruz. Bu arada program daha uzun olur dedim. Yine normal saatlerinde olacak. 1.15 olacak büyük ihtimalle yine program. Ya yani, ciddi. konu uzas şey bölüm uzasın diye uzun uzun şey yapmıyoruz. Hak ettikleri kadar konuşuyoruz. Götse göt kardeşim. Götse göt. Abi işte göt, Bir de YouTube göt. için ne yapalım abi? 2 saat video olmuyor YouTube'a. Tabii Zaten yani ideal sürelerde yapıyoruz bence. Evet, evet. Tabii tabii. Evet şimdi bakalım bu bu hikayeyle ilgili ne düşüneceksiniz arkadaşlar. Bakalım. Çok merak ediyorum bunu ya. Ölümün <laughs> merak <ediyorum>. <gülüyor> Evet. <gülüyor> evet. Şeker Baba. Şeker Hikayemizin baba. adı Şeker Babam, Süper Babam. Annem evet. benim üvey babamla Ney? Evet. <laughs> 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 annem benim üvey babamla 15 sene evliydi. Benim için ikinci bir baba gibidir ve üvey kardeşlerim gerçek kardeşlerim gibidir. Geçen yıl birdenbire annem ve üvey babam boşandı. Ben o zamanlar 19 yaşındaydım ve üvey babamla aramızda hiçbir şeyin değişmeyeceğini, üvey babam beni kenara çekip aramızda hiçbir şeyin değişmeyeceğini, hala benim babam olduğunu söyledi. Korona döneminde üniversite kapandıktan sonra kalacak bir yere ihtiyacım vardı. Annem ve erkek arkadaşı çok küçük bir dairede yaşıyor. O sebeple üvey babamla kalmayı tercih ettim. Tabii ki evet dedi. Şimdi iki ay oldu sanırım. Geçen hafta annem ve sevgilisi bir yıl çıktıktan sonra evlenmeye karar verdiler. O süreçte ben nedense üvey babamla yakınlaştım. <laughs> Nasıl oldu bilmiyorum. Annem varken bu kadar vakit geçirmiyorduk. Bütün bu karantina sürecince biz üvey babamla yatmaya başladık. Oy. Oh. Şu anda bir aydır birlikte gibi bir şeyiz. Aynı Pet ev. Nation'da bu, bunun aynı, birebir bunun aynı oyunu var. <laughs> <Pet Nation'da. gülüyor> aynı evde kalıyoruz. Onun çocukları başka yerde yaşıyor yaşları büyük olduğundan. Ben de onunla birlikteyim her şeyi beraber yapıyoruz. Seks ise ne yalan söyleyeyim muhteşem. <laughs> ne yalan söyleyeyim. <laughs> yani detaya girmeseymiş iyiymiş tabii. Annem bunu öğrendikten Allah sonra... <laughs> Allah canını var ya bir seks var. Annem evet. bunu öğrendikten sonra delirdi. Bana çok sinirli bir telefon açtı. Ve benimle görüşmüyor. Onu anlıyorum ama şimdi başka birisiyle beraber. Yine de kendimi kötü hissediyorum. Ben götü müyüm? <gülüyor> <gülüyor> bu biraz zor. Abi ben ee, yani maalesef bu konularda düşüncemi değiştiremem. 18 <laughs> yaş üzerindeki insanlar istediğiyle sevişsinler Beni ilgilendirmez. Tabi. Hmm. Ama öte yandan 15 sene boyunca bakmış babası gibi yani burada biraz sınırlar zorlanıyor. Beni ilgilendirmez abi. Her türlü diyorsun. Beni ilgilendirmez. <laughs> Ya burada niyet ve yaklaşım yani 18 altındayken babasının bakışı hep böyle miydi yani o sıkıntı olur. Bence o biraz ilginç bir konu işte. Yani ama işte bununla ilgili bilgi yok şu an öyle bir ulaşımımız yok. Tabi. Yani e, o noktada gerçekten de bunlar burada şey chatte çok güzel bir yorum var. Şimdi baba Woody Allen mı diye bir. Yorum. <gülüyor> 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 baba Baba <laughs> bu diyelim mi? <laughs> evet. Ya bilmiyorum abi 15 sene boyunca gerçekten de beraber yaşamışsınız ve sen bu kıza böyle mi baktın yani hani? Bilmiyorum. Hmm. Ya şimdi legal kısmı evet 19 yaş okey ona ben de bir şey diyemem. Legal kısma diyecek bir şey yok. Bir kan bağı yok bir şey yok. En yani ensest bir ilişki olsa da evet orada zaten. Tam olarak en ses dediği dedi. kan bağı yok yani. Değil değil. Yok abicim. ee... Ama işte ben beni direkt diğer taraf kurcaladı. Ya anne olduğumu düşün mesela. Oha yani benim yanımdaki adam yıllarca çocuğuma böyle mi baktı lan diye bir o... ben kızımı arama adamı ararım lan. Kıza niye kızayım? Yani ne yapıyorsun sen? Sen çıldırırım herhalde adama karşı. Aramıştır belki. İşte ama onun detayı yok yine. işte kızın kızı aramış falan. Bilmiyorum. Biraz arada kaldı. Turgut 4 yıllık eski sevgilinden ayrıldıktan son, bir hafta sonra en yakın arkadaşında yattığını öğrensen nasıl tepki verirsin merak ettim. 4 yıllık eski sevgilim en yakın arkadaşında evli şu an. <gülüyor> <gülüyor> evet. Net çok net bir cevap oldu gerçekten de. Bilmiyorum abi. Hmm. Böyle, böyle, böyle konular böyle konular zor yani. Evet herkes herkes de tabii ki şey noktasınız. İsteyen legal olduğu sürece. Bu arada bu noktada Kız hala küçük 20 yaşında. Ama yani, legal işte. Legal tabi legal, legal ama yaşı küçük yani. Genç çok genç. Ya adam işte faydalanmış da olabilir bundan. Hani. Abi ben bak biz şimdi burada gö Götlüğü veriyoruz ama bizim burada verdiğimiz Götlükler hep ee, Ya ben elimden gelince götlükleri ne bileyim e, Hayata karşı <laughs> Yaklaşımlarda e, Gerçekten kötü niyette Vesaire arıyorum. Burada artık iki insanın paylaşmayı tercih ettiği bir cinsellik var. Yani burada siz götsünüz dediğim zaman bu şey demeye geliyor. Ben yarın bir gün günlük hayatta biri böyle bir şey görsem ne yapıyorsunuz siz götsünüz. E bu sokakta e, bir milletin cinsel hayatına karışan, milletin cinsel kimliğine karışan, milletin kıyafetine karışan adam olmaktan farklı bir şey değil ki bu. Tabii. Evet. Zaten beni de arada bırakan o bir tür şeylerdi yani. Tabii. Ama öte yandan işte şey de gözet bir yandan hani olayları değerlendirirken <laughs> ya işte manipülasyon var mı baskı altına var mı Alma kan var bağı mı? Var abi evet da... <laughs> abi arada kan bağı var yazmışlar çete Allah kahretsin sizi ya <laughs> kan, kan bağı kan bağı <laughs> kan arada Kumbak kan bağı bu da zaten. evet <gülüyor> 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 evet. Baba gerben dönmüş artık. Yani. <gülüyor> 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 tamam. Ee, şey. <laughs> yani tabi orada yani nereden baksan belki 45-50 yaşlarında bir ilk kişiden bahsediyoruz yani. Ee, 15 yıl boyunca falan kızı tanıma fırsatı olmuş. Çok rahat manipüle edebileceği bir noktada yani. Tabi ki yoksa şey değil de o yüzden biraz ilginç bir hikaye bence. İkisiyle de günlük hayatta muhabbet etmek istemem ama göt de diyecek de halim yok. Beni ilgilendirmez. <laughs> Gündük hayatta abi. böyle, <gülüyor> böyle <gülüyor> mesaj atıyorlarmış artist günü. Arkadaş böyle... olmak istemem yani böyle insanlarla. <laughs> böyle şey bu programı yaptığımızı öğreniyorlarmış. Turgut'a mesaj atıyorlar. Niye öyle dedin Turgut? <gülüyor> 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 niye yani? Niye yani, biz abi, çok abi, alındık? <laughs> çok abi. bozuluyor değil mi böyle? <gülüyor> bak <gülüyor> babama ay pardon sevgilime veriyorum diye böyle telefon uzatıyor değil mi? Ama öyle. seks de muhteşem bak hala konuşmayacak <laughs> <laughs> mısın? Evet evet. Ya bir video atalım. Gör kendin karar ver yani falan. Tamam. Evet sugar kısmı nerede dediliğin gibi bir soru var çok mantıklı. Evini açmış ve bakıyormuş kıza. Ama tabii ki bunu bir yandan işte baba vasfıyla yapıyormuş. Ve evet, o yüzden kabul etmiş. Açmış. Evet ama sonra da evini açmamış sadece. <laughs> i̇şte bak mesela bu yani şey biraz faydalanma değil mi abi bu işte. O i̇şte evet. Bu arada ben bir makale okumuştum. İngiltere'de ve Amerika'daki e, kadınlar genel olarak böyle zor durumlarda kaldığında işte bununla ilgili bir Vice makalesi vardı yani. Hep şey oluyormuş. E, ev arkadaşlığı işte kira verme, kira paylaşma muhabbeti bir erkek ve bir kadının aynı yaşadığı evlerde işte seks verme üzerine dönmeye başlıyormuş falan filan. Araştırma yapmışlar bununla ilgili. Aa oha hadi canım. <laughs> evet evet. Bilmiyoruz değil mi kızın? <laughs> ne? Kızın yani. kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. 20 20, 20. 20. 20. 20. Kirayı seks karşılığı. Yani kız yani. sokak yani kız şey değil abi. Kız orada mecburiyetten kalmıyor. Kız oraya yani kızın evi var. Evet. Kız Yakın kendi değildir. isteğiyle yani so e sokakta kalacaktım bana evini açtı gibi bir durum yok. Kız gidip orada kalmayı tercih ediyor. Yani ya adam adam şey yani. yapmıyor yani. Burada kalmak istiyorsan bacaklarını açacaksın. Değil o da doğru bir yandan. Hani babası zaten ya aslında ama işte. <laughs> tıkandım orada. <laughs> Fazla ilerleyemedim. Şu an kendimi dizkoalizmde yanlış diyaloğu seçip ölmüşüm gibi hissediyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar zor ki oğlum bu. Kızın gerçek babası nerede abi de? O da bilmiyor belli ki. Bu arada belki ölmüştür bilmiyoruz yani. Ee, şey gerçek babası olsa ne olurdu diye bir soru geldi. Yani gerçek evet. babası. Ya bir şey diyeceğim de yani gerçek babası olduğunda da. Yani... Bu da beni ilgilendirmez. Evet yani. Gerçek o da babası olur da. Bana ne? Kendi hal, ne halleri varsa görsünler. Tabi yani ben onun İnsanların hayatına... Bir kere karışmaya başladığınız zaman sizin çizginiz nerede arkadaşlar? Tabi. Onun şerifliğini yapamazsın yani. Kim kiminle yatacak falan Ben buna falan karışırım, gibi. buna karışamam. Çizgiyi sen nerede çiz çekiyorsun? Yok, Benim çizgim ahlak... bu. O zaman başkası diyecek ki ben de buna karışıyorum. Onun ahlak bekçiliği legal sınır içerisinden çıkınca o biter de ama işte tabii onunla ben de yakınlaşmam. Ha şunu anladım. şunu derim bu arada. Bu iğrenç bir şey derim. De onu de. Bu iğrenç bir şey. tabi yani kendi içinde de ben buna iğrenç buluyorum de bir şey de. Evet bu bu iğrenç Onun bu, yeri, bu siz sapkınlık. Göçsünüz, değil, de suratına, siz götsünüz adamların Siz götsünüz ikiniz. Siz var ya ikiniz tabii. yani falan. İçimden şey <laughs> derim yani. Bence bu sapkınlık derim yani içimden. Yani. Çocuk olmadığı sürece yani işin içinde pedofili olmadığı sürece çünkü o yani hem illegal. Onu bilmiyoruz bu hikayede işte. Cette de onu diyor. Onu bilmiyoruz bu hikayede. Yani bu olay daha önceden mi vardı? Beraber ya bilmiyoruz yani. Ensest ilişkiden doğan çocuk olmaması gerekiyor tabii ki. O artık suç. Ee, çünkü orada çocuk doğmaması gerekiyor. Tabii. Ee, ona da onda da artık şey yapabilirsin. Çünkü orada üçüncü bir insanın hayatını etkiliyorsun. Ama üçüncü bir insan hayatını etkileyen hiçbir durum <laughs> beni ilgilendirmez. Bak onaylıyorum demiyorum. Beni de ilgilendirmez. Bu kadar. Burada bence yanlış mı? Beni ilgilendirmez. Bence sizi de ilgilendirmemeli. <laughs> <laughs> ah. böyle. Ne diyorsunuz şey, peki? Bazı gördüğüm yorumlara atar yapasım geliyor çok sert gibi düşünüp şey Boş ver abi. abi. Şu anda bin, bin kişinin üstünde insan izliyor yazıyorlar yani bir şeyler. <laughs> çok canını sıkan <laughs> bir şey olursa banlar zaten moderatörler. Madem sizi ilgilendirmiyorsa niye yorum yapıyorsunuz demiş de. ha, isim, biz keyiften çok... yapıyoruz ya yorum program yapıyoruz çünkü. Program yorum bunun için. Biz bu internete koyuyorlar üzerine, yorum yapalım diye. Bu hayır bu bu konuyla ilgili yorum yap yapmamı doğru bulmuyorum demek de bir yorumdur. Ya yani. bu konuya yaklaşımımı da anlatıyorum ben şu anda. Büyük konu üzerine konuşuyoruz. Bu benim yaklaşımım bu konuya. Tabii bir de tabii hayır, illa illa bir karar vermeniz lazım. Tabii. Hayır öyle bir şey değil ki bu. Benim bir kararım de, da bu işte. Yorum bir, yapmıyorum. Bir de şey de değil yani. Ee, ne derler? İnsanlar bunlar bu konularla ilgili spesifik olarak yargılanmak için koyuyorlar ayıtağa bu hikayeleri. Ben, ben göt müyüm diye soruyorlar yani. O yüzden programımızın formatı bu şekilde. Şimdi burada peki Turgut sen yorum yapmıyor musun bu hikaye? Ay şöyle beni ilgilendim. Yani bence ben bunları göt, diye, göt dersem insanların cinsel hayatına karışmış olurum. bu. Ben dediğim gibi tanımaktan ve hayatımda olmasını isteyeceğim tarzda insanlar değiller. Ama yaptığınız göttük de demem. Tabii. Bu, e, sen ne diyorsun Tancan? Ben şeyde takıldım biraz işte o e, annesinin kıza kızmasına da biraz takıldım. Diye. Kızı bence bir dinleyip anlaması gerekebilirdi orada. Yani o bak böyle bir şey olmuş hani babanla daha önce ne oldu bu ne oldu ha, neden tabii. böyle bir şey oldu. Tabii. Çünkü dediğim konuya takılıyorum ben ama ama Turgut'la şey konusunda fikrim yani ben de burada bekçilik peşinde asla almam yani en sevmediğim <laughs> şey. Legal bir sıkıntı yok. Çok net bir şey diyemiyorum o yüzden ya bu biraz, yani her şeyden uçuk bir nokta yani. Şey gibi ya abi. Cinsel ilişki yaşayan iki insan var. İki taraf da çok mutlu. Sen gidip şey diyorsun mutlu olmamalısınız! Evet evet. Ama mutluyuz Ol ama yani kimseyi zarar vermiyorsunuz. Olmamalısınız ama <gülüyor> hayır. <gülüyor> Tabii. Peki. Ama işte babanın da hikayesini bilmiyoruz. Yani ee... çok arada kalıyorum o yüzden. Evet bu biraz zor ve gri bir hikaye gerçekten de. Evet evet. Bu yüzden zaten aslında bunu koymayacaktım. Ama sonra yani çok 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 yorum yapılmış. E, ee, da. Ne demiş redditçiler ne diyor? Vallahi redditçiler abi sana bir şey mi? %50, %50. bir kısmı götsünüz siz demiş. Yani <laughs> siz... Ama bu, bu öyledir abi, bu, yani bu çok gri bir, bu grilikler de lazım abi. <laughs> Tabi, bu da lazım. Bu, arada bu da, lazım. da var Yani şöyle bir ülkede yaşıyoruz şimdi kimse yanlış anlamasın da akraba evliliğinin en yüksek olduğu herhalde ülkelerden biri. Yok be oğlum. Yok be oğlum, oğlum bu konu bizde olur mu abi? Hayır olur oğlum ya? Abi? Ne yapıyorsun? Burada eşek mi sikiyoruz biz bu Damacana biz oğlum, seviyoruz. düşünsene insanların damacana siktiği bir ülkedesin yani. Yani. <laughs> Allah'tan Sivaslı değiliz. Yani e, Türklerin daha çok tepki vereceği bir olay bu. Türkiye'nin çoğalırdı. <laughs> <Aynen. gülüyor> yani ama bizde şeydir, abi. bizde bizde gizli kırsal diye bir şey var yani. Ya bir de kasıl, asıl problem. Bir dakika. Keşke şu, sadece sevişseler. Bir de chat, de, Chat'te, olur. chat'te bir yorum var. Mert Günhan'ın kavun siktiği bir ülkedeyiz diye de keşke senin baban da kavun sikseydi, sen de olmasaydın. <laughs> i̇şte sıkıntı bu asıl yani. Keşke. Yani. Evet. 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 Ben den, dandik babalara kavun kampanyası başlatalım. <laughs> evet. Yazık kavuna da. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya şey ne diyordum? Yani gizli kırsal diye bir şey var abi bizde yani. Hani kırsal gizli kırsalda her şey olur ama hiçbir şey konuşulmaz yani. Tabii kırsalda olan kırsalda kalır değil mi öyle bir şey var. Tabii kırsalda kırsalda kalır. <gülüyor> 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 gizli kırsal. Tabi gizli kırsaldır çünkü. o. çok güzel, çok güzel o. roman ismi olur bundan. Tabi tabi. Reşat Nuri Güntekin'in <laughs> <laughs> ölümleri. Ölüm <laughs> Evet. Evet. O zaman, peki Tancan e, yani şeyi de söyleyeyim. Yani %50 elli Ayıta'da şey demişler. Siz çok büyük götsünüz. E, yaptığınız şey hoş bir şey değil demişler. Bir kısmı da demiş ki ya ki, bırakın kim sikişiyorsa sikişsin yani demişler açıkçası. Abi yani siz çok büyük bir götsünüz. Yani ben burada evimde oturuyorum. Bir, bir dört duvar arasındayım. Bambaşka bir şehirde, bambaşka ülkedeki iki insan kendi dört duvar arasında yaptıklarında oturdum yerden... Oh, şu an iki insan götlük yapıyor. Şu an çok rahatsızım bu durumdan. Hmm. Yapmamalar evet. bunu. Yani bu ne kadar garip bir psikoloji. İnsanlık olarak ne kadar garip psikolojilere gidiyoruz. Tabii. Ha, yani acayip. Öte yandan yeni formatımız Gizli Kırsal haftaya... Ee, bu hikayedeki göçmenliğin <laughs> yerine Türkiye'de kırsal yaşanan e, kötü hikayeleri konuşacağız. Bu arada şaka bir yana şey şöyle bir şey okudum geçen. Ee, bir tane uygulama yapmışlar işte You You Do diye galiba. Şey, e, anonymous grip işte e, sexting yapabildiğim bu uygulama o içinde şey var. E, seks uzmanı var, sağlık uzmanı. Amerika'da bu uygulama çok fazla seks sağlığı ile ilgili talep geliyormuş. Yani Sağlığıyla ilgili o konudaki sıkıntılarla ilgili tüm dünyada büyük sorun var. Yani, yani ya Bence abi zaten salgın var şu anda bütün dünyada çok kötü durumdayız. Evet evet o salgın değil mi virüsten oluyor. Yani. <laughs> abi 5G kulelerinden oluyor olabilir gibi düşünüyorum o yüzden yakalım 5G kulelerini. Yok dediğin doğru evet insanlar bilmiyorlar yani. 2020 yılı ve gerçekten de nasıl cinsel olarak sağlıklı kalırız bilmiyoruz. Evet işte her şey dert, ne neresi tabu, neresi değil, ne oluyor ben, ne yapacağım falan hep bu aralarda kalıyor herkes. O yüzden hani burada da bizim atıp tutmamız çok şeydi ama turgut. Ya da programın var. konsepti atıp tutmak bak bunun farkındayım. Programın konsepti atıp tutmak ama yani ben burada temelde işte arkadaşına Panda Express diyen insanın götlüğünü daha ziyade tartışıyorum. <laughs> temelde tartıştığım şeyler bunlar yani. Okey, çok iyiydi. İki insanın evet. birbiriyle yaşadığı cinsel hayat özellikle de 18'den büyük insanların cinsel hayatı gerçekten benim e, götlük dünyamda çok yer almayan bir şey. Yani ben insanların özel hayatını cinsel hayatına karışmayı gerçekten şaka dahi olsun bir noktada bırakmanın en doğrusu olduğunu düşünüyorum elimden geldiğince. Hatta sırf de abi her şey yani ben şeye de çok sıkılıyorum mesela chat'te abi işte sende şey mi var? Geçen mi, skolyoz mu var falan. Oğlum artık insanlar şeye indirdi abi. abi sen galiba hani gay'sin, skolyozun var, ne <laughs> <sarkmış."> Abi evet <gülüyor> bana, <gülüyor> bana <gülüyor> da yapıyor. Abi falan Sende de o şeyler sana da mı geliyor? Sürekli tipinle ilgili yorum yapan insanlar bana da geliyorlar. O. Niye öyle o. var? Abi saçın mı uzun? Abi kilo mu aldın? Abi işte evet. gay misin? Abi işte falan niye böyle oluyor? Bunlar niye bize geliyorlar? Bu genel bir abi ben anlamıyorum işte genel bir duygu, ruh hali ve hastalık okuma manyaklığı var bizde. Turguta yani... yapmıyorlar ama bunu galiba. Yok yok yapıyorlar. Yapıyorlar, yapıyorlar. mı? Var var her şey var. abi genelde de var, sokakta da var. Ben abi. uğraşmıyorum artık bunlarla. Bak bizi boş ver. Benim mesela çocuğun arkadaşlarım var. sokak yürürken abi bu çocuk hasta gibi falan diye gelip çocuğun alnına dokunan insan var oğlum. millet kafayı yemiş. Aa nasıl? evet ya. O ben küçükken bana da yapmışlardı onu. Evet abi bu ne oluyor oğlum herkes niye herkese karışıyor bu kadar ben anlamıyorum yani. Evet. Sonuç olarak abi ee, ne diyorsun? Sen de mi? İstiyorsan sen de ee, şey yapabilirsin. Anayasanın 5. hakkını kullanabilirsin burada. Neydi o? <laughs> şey, yani sessizlik hakkını. Sessizlik hakkımı. Yok abi ben dediğim gibi hikayenin e, aile tarafında eğer baba tarafında manipülasyon varsa baba zaten hadi göt falan değil suçlu ama Yani eğer... e, baba evet Tancan onu belirtmek istiyorum. Bu, hikayenin bilmediğimiz tarafı olan yani 18 yaşından küçükken baba bu kıza başka zamanlarda da bir şey yaptıysa o zaten hem suç hem iğrenç hem Tabii. başka bir şey. Öte yandan ama hikayeyi yazan da kız yani. Kız, ee, kız e, o... belirtirdi diye düşünüyorum böyle evet. bir şey olsa. Evet rahat yani, rahatsız edici bir durum olsaydı yazardı diye düşünüyorum ben de. O yüzden ben de bir götlük vermiyorum. <laughs> Tabii çok <laughs> mutlu olduğunu söylemiş onun yerine. Zaten buradan yola hayır, çıkıyoruz. Hayır! Hayır! Mutlu olamazsın! Olamazsınız! Olamazsın! Hayır! <laughs> Olamazsınız! Senin <laughs> sikin herkesin sikidir. O yüzden senin sikinle ilgili konuları ben karar veririm. Evet. <laughs> Bununla birlikte bu hikayedeki göt ben miyim'in artık bu kaçıncı bölümü bilmiyorum. Ee, bu bölümü final yaptı. Şimdi biliyorsunuz burada da küçük bir duyuru yapalım hem YouTube için. E, biliyorsunuz, e, sürekli olarak bu programları böyle üst üste yapmıyoruz o yüzden. Şu Onur babayı banlasanız da. Evet, devam edelim. o yüzden şey, büyük ihtimalle <laughs> bir ya da iki program sonra sezon finali yapacak. Bu hikayelik göt ben miyim? Evet. Şöyle bir yaz boyunca falan, e, olur mu bilmiyorum ama sonbaharda geri gelir gibi düşünüyorum. Final finalinden sonra yani. Ama tabii ki final için belki Yiğitcan Erdoğan Erdoğan'ı falan da getiririz buraya. Ee, onunla birlikte çok güzel bir final yaparız. E şimdi Yalan Borcumda da mı böyle yaptık? E, genel olarak bu şekilde yapıyoruz. Yani sezon finallerinin olması gerekiyor. Yoksa yani her gün her gün olmaz. Biliyorsunuz ki yaz geldiği zaman çoğu şey final yapar. Ee, onun yerine belki Cumartesi geceleri için kırsal müşteriler. <laughs> 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 ya, ya sürekli üst üste bir formatı yapmak istemiyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar mesajını silin demedim, banlayın dedim. Yok haklısın ya gereksiz yorgunluk oluyor abi. yani. Tabi. Tükenmiş hissediyorsun kendini. Tabii tabii. Hani hem de çok da böyle suyunu da çekmesin istiyorum formatlar. O sebeple olay bu şekilde. Bakalım ya bir sonraki program belki bir bir, bir sonraki hafta olmayabilir. Ee, bir, bir sonraki hafta olmayabilir. Ondan sonraki hafta finali yaparız. Bilmiyorum. Onu size söyleyeceğiz efendim. Bu süreçte siz gerçekten gizli kırsal öykülerinizi özelden ya da Reddit'e koyarak şey yapabilirsiniz. Ee, bir deneyelim bakalım. Bir bakalım neler çıkacak, neler gelecek. Gizli bilmiyorum. Gizli kırsal. Gizli kısır, kırsal. Evet. Ee, hepinizi öpüyoruz, seviyoruz efendim. Yarın HNGK'dan önce bir oyun yayınımız olur sonra HNGK'ya geçeriz. Kendinize iyi bakın. Yayın açacak var mı aranızdan? Ben yok. FM açacağım ama FM hmm. raid'lem abi. Çünkü FM isteyen gelir zaten. Bir de belirli bir saat şeyim de yok hemen. Ben iki gibi açarım herhalde FM'yi. Tamam. O zaman yarın e, sizlerle görüşmek üzere sevgili dostlar. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bye bye görüşürüz bay bay